Japonya'da en az 31 kişinin ölümüne yol açan yanardağ patlamasında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ülkenin ortalarında yer alan Ontake Yanardağı'nın zirvelerinden ilk 4 kişinin cesedi bu sabah helikopterler yardımıyla indirildi. Patlama sonrasında dağda mahsur kalanların tahliyesi için polis, itfaiyeci ve sivil savunma görevlilerinden oluşan 550 kişi çalışıyor. Nagano ile Gifu eyaletleri arasında yer alan Ontake Volkanı geçtiğimiz cumartesi günü patlamıştı. Bölgede bulunan dağcılar yoğun kül bulutundan kaçmaya fırsat bulamamış, ani kalp durması ve solunum yetmezliği gibi sebeplerle 31 kişi can vermişti. Yetkililer olayda en az 40 kişinin de yaralandığını bildirdi. Arama kurtarma ekipleri Ontake Yanardağı'nın da bulunduğu turistik bir bölge olan dağlık alanda faaliyetlerini sürdürüyor. Keskin sülfür kokusu ve duman yüzünden gün içinde çalışmalara zaman zaman ara verildiği belirtiliyor. Bu arada uzmanlar faaliyet halindeki yanardağın yeniden patlayabileceği uyarısında bulundu.